Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde organik bileşiklerin formüllerini, basit formül yani kaba formülü, bir de molekül formülünü yani gerçek formülünü ne yapacağız? Hep birlikte işleyeceğiz. Şuradan basit formülden bakalım. Basit formülün diğer ifadeyle kaba formül. Basit formüle diğer ifadeyle kaba formül demekteyiz. Bir bileşikteki atomların türlerini yani hangi atomlar bulunduğunu ve bu atomların birleşme oranlarını en basit sayılarla gösteren formüle basit formül adını veriyoruz. Yani basit formüldeki sayılar gerçek sayılar olmayabilir. Gerçek sayıların en sade haline biz basit formül adını ne yapıyoruz? Veriyoruz kıymetli gençler. Mesela CH4'e baktığımız zaman karbonun kat sayısı 1, hidrojenin kat sayısı 4. Bunu daha fazla sadeleştiremem çünkü bunu birden daha küçük bir sayıya çevremem. Tam sayı olmaları gerekiyor hepsinin. Dolayısıyla bu bir basit formüldür. Gene N2O5 sadeleştirilemez. E, 2 ve 5 çünkü birbirinin katı değil. E, bu sebeple sadeleştirme yapamıyorum. Ortak bölünebildikleri bir sayı yok. Dolayısıyla bu da bir basit formül. Gene karbondioksit en basit formül çünkü kat sayısı 1 c 2 h 5 gene 2 ile 5 ortak bir bölenleri bulunmadığı için en M basit olan sayılardır. En sade halidir bu bileşiklerin. Dolayısıyla bunlar birer basit formüldür. Ancak C4H10'a baktığımız zaman bu bir basit formül müdür diye bakıyorum. Karbonun katsayısının 4 olduğunu, hidrojenin katsayısının 10 olduğunu görüyorum. Bu sayıların her ikisi kıymetli gençler 2'ye bölünebilirler. Ortak bir bölenleri var. Hemen bölüyorum. 2'ye böldüğüm zaman bu C2 oluyor. 2'ye böldüğüm zaman bu da H5 oluyor. C2H5. Demek ki bu basit bir formül değil. Bunun basit formülü C2H5'tir kıymetli gençler. Çünkü basit formülün tanımına baktığımız zaman en sade haline, en sade tam sayılar bulunan haline biz ne diyoruz? Basit formül adını veriyoruz. C2 H6'yı kontrol edecek olursak C2 H6 da yine basit bir formül değildir. Çünkü 2 ile 6'nın ortak böleni 2'dir. Bunu da bunu da 2'ye bölebilirim. Böldüğüm zaman 2 ile sadeleştirdiğim zaman bunları e, karbonun katsayısını 1 bunu da 2'ye böldüğüm zaman 3 CH3 olduğunu bulurum. Dolayısıyla C2 H6'nın basit formülü CH3'tür kıymetli gençler. Bir formülün basit formül olabilmesi için tekrar söylüyorum. En basit tam sayıların kullanılmış olması, en sade halinin yazılmış olması gerekiyor kıymetli gençler. Bir basit formülü eğer biliniyorsa, basit formülünü biliyorsak içerdiği atom türleri bellidir. Basit formülün içerisinde çünkü içerdiği atomlar var. Atomların birbirleriyle birleşme oranları bellidir. Mesela işte şuradan bakacak olursak işte 12 gram bu 3 gram bu e, mol kütleleri 12 ve 1 olduğu kabul edilirse işte 12 gramıyla 3 gramı ne yapmış oluyor? Birleşmiş oluyor ya da atomların birleşme oranı dediği için bir tane karbon atomuyla 3 tane hidrojen atomu birleşecek. Yani atomların birleşme oranları bellidir. Ee, mol kütleleri eğer biliniyorsa yani emaları biliniyorsa karbonun ve hidrojenin bu durumda kütlece birleşme oranları da bilinir. Mesela şöyle dersin tekrar söyleyeyim 12 bunun eması bir de bunun eması bundan 3 tane olduğu için 12 ile 3 birleşmiştir. 12 3 daha 15 yapar işte 15'te 12'si budur 15 3'ü budur. Dolayısıyla neyi bilmiş oluyoruz? Kütlece bunları yüzdeye çevirsek tabii kütlece yüzde birleşme oranlarını bilmiş oluruz. Eğer elementlerin e, mol kütleleri biliniyorsa kıymetli gençler. Tekrar söylüyorum basit formül biliniyorsa içerdiği atomlar biliniyordur. Gene basit formül biliniyorsa bir atomun diğer atomun kaç tanesiyle birleşeceği biliniyordur. Gene eğer bu atomların mol kütleleri de biliniyorsa bu bileşiğin kütlece yüzde kaç karbon yüzde kaç hidrojen içerdiği bulunabilir anlamına geliyor kütlece yüzdeler bulunabilir anlamına geliyor Hemen soru çözelim ve pekiştirmeye çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi basit formül değildir? Hemen bakalım. C3H8 3 ile 8'in ortak bir böleni var mı? Yok. Dolayısıyla bunu daha sade ne yapamam, yazamam. O zaman bu basit formüldür. H2O zaten bunun katsayısı 1. Daha sade yazamam. Bu sebeple bu da basit formüldür. Burada da azotun katsayısı 1. Daha fazla sadeleştiremem. Bu da yine bir basit formüldür. Geliyorum C6H10 demiş. C6H10'da 6 da 2'ye bölünebilir, 10 da 2'ye bölünebilir. Dolayısıyla 2'ye bölersem buranın C3 olduğunu, buranın da 2'ye böldüğümde, 10'u 2'ye böldüğümde 5 olduğu için C3H5. Dolayısıyla bu bir basit formül değildir. Bunun en basit hali C3H5'tir. O yüzden basit formül olmayan budur kıymetli gençler hemen geliyorum şuna bakıyorum C2H5OH düzenlersem C2 hidrojenden kaç tane var 6 tane var kıymetli gençler bir de ne var oksijen var yan yana yazacak olursam hepsini oksijenin kat sayısı zaten bir görüldüğü gibi burada dolayısıyla daha fazla ne yapamam bunu daha sadeleştirip daha basit sayılarla yazamam bu da yine bir basit formüldür kıymetli gençler burada basit olmayan D çünkü daha fazla sadeleştirilebiliyor şimdi bileşik formüllerine bakalım ve bunların basit formüllerine bakalım Mesela CH3COOH düzenlediğimde gene hidrojenleri birbirinin üstüne eklediğimde, karbonları birbirinin üstüne eklediğimde, oksijenleri birbirinin üstüne eklediğimde bunun aslında C2 bak bir tane buradan geldi, bir tane buradan geldi. Dolayısıyla C2. Hidrojen 3 burada bir de burada 4. C2H4. Oksijende 2 tane var. C2H4O2 olduğunu görürüm. Tabi bakalım bu en basit hal mi? Hayır değil. Çünkü bu da ikiye bölünebilir, bu da ikiye bölünebilir, bu da ikiye bölünebilir. Buradaki üç element de ikiye bölünebilir. Hepsini ikiye böldüğüm zaman CH2O'yu bulmuş olurum. O zaman bu demek oluyor ki asetik asitin e, bileşik formülü budur ama basit formülü CH2O'dur kıymetli gençler. Çünkü basit formül ne olmalıydı? En sade hali olmalıydı. Gene C6H12O6'ya bakacak olursam karbon 6 tane, hidrojen 12 tane, oksijen 6 tane. Gerçekte şekerin, glukozun formülü budur. Fakat bu bir basit formül müdür? Hayır değildir. Çünkü bu da 6'ya bölünür, bu da 6'ya bölünür, bu da 6'ya bölünür. Hepsini 6'ya bölüp sadeleştirdiğim zaman bunun da gene basit formülünün CH2O olduğunu görmüş olurum kıymetli gençler. 6'ya 6'ya böldüm. Bir tane karbon 12'ye 6'ya böldüm. iki tane hidrojen. 6'ya 6'ya böldüm. Bir tane oksijen. Dolayısıyla CH2O oldu. Dikkat edin asetik asitin basit formülü ile şekerin basit formülü birbiriyle aynı. Dolayısıyla e, basit formülün aynı olması o iki molekülün illa da aynı olacağı anlamına gelmez kıymetli gençler. Basit formülleri aynı olduğu halde molekül formülleri birbirinden farklı olabilir. Şuradan bakalım mesela C6H14 diye bir molekülümüz var. Bunun en basit formülü nedir? Basit formülü nedir? Tabii ki burası bakıyorum 2'ye bölünür, bu da 2'ye bölünür. Her ikisini 2'ye bölersem 6'yı 2'ye böldüğümde C3, 14'ü 2'ye böldüğümde 7 bulurum. O zaman C3H7'dir bunun basit formülü. Gene etil alkole baktığımız zaman C2H5OH. E bunları da düzenleyeyim kıymetli gençler. C2, hidrojen 1 de burada var koydum buraya. Oldu 6 tane, bir tane oksijen var. E dolayısıyla oksijen katsayısı 1 olduğu için daha fazla sadeleştiremem. Dolayısıyla bunun basit formülü bu olmak zorundadır. Yani bir bileşiğin gerçek formülüyle basit formülü aynı da olabilir. Gerçek formülü formülüyle basit formülü birbirinden farklı da olabilir. Bu sadeleştirilip sadeleştirilemediğine bağlı bir durumdur. Eğer sadeleştirilebiliyorsa bütün elementleri herhangi bir sayıyla bu durumda basit formülü kendisinden daha farklı olacaktır kıymetli gençler. Eğer ki <laughs> affedersiniz. Sesim çatallandı. Bir bileşikteki atomların eğer ki kütlece yüzde miktarları biliniyorsa, kütlece yüzdeleri biliniyorsa basit formülü ne yapılabilir? Bulunabilir. Peki diyelim ki kütlece yüzdeleri biliniyor. Ben basit formülü bulmak için ne yapacağım? Bu bileşiğin toplam kütlesini 100 kabul edeceksin. Atomların kütlece yüzdelerini de atomların kütleleri kabul edeceksin. O bileşikteki kütleleri kabul edeceksin. Bu kadar gram var diyeceksin. Her atom için bulduğun bu gramları kendi EM'asına böleceksin. Mesela karbonsa 12'ye böleceksin, hidrojense 1'e böleceksin. Oksijense oksijen 16 olduğu için mol kütlesi 16'ya böleceksin. Kendi EM'asına böleceksin. Herkesi kendi EM'asına böldüğün zaman sayılar bulacaksın. İşte bu sayılar aslında o bileşikteki mol sayılarıdır kıymetli gençler. O bileşikteki elementlerin mol sayılarıdır. Fakat bulduğun bu sayılar kıymetli gençler ne olabilir? Kesirli sayılar olabilir. Bunları tam sayıya çevirmek için uygun sayılarla çarpacaksın. Yani bileşin tamamını uygun bir sayıyla çarparak hepsini tam sayıya çevireceksin ve o bulduğun tam sayıların da en sade hal olup olmadığını kontrol edeceksin. Tekrar söylüyorum. Kütlece yüzde eğer biliniyorsa ve hangi elementlerden oluştuğu biliniyorsa kıymetli gençler, o bileşiği 100 gram kabul edeceğiz. Kütlece yüzdeleri de elementlerin gramları kabul edeceğiz. Daha sonra her elementin kütlece yüzde miktarını kendi mol kütlesine bölerek elementlerin mol sayılarını bulacağız. O mol sayılarını da en sade şekilde tam sayılara çevirdiğimizde aynı sayıyla çarparak hepsininkini ya da aynı sayıya bölerek çevirdiğimizde neyi bulmuş olacağız? Basit formülünü bulmuş olacağız. Tabii ki bunu soru çözerek pekiştirmemiz gerekiyor. Soru çözmeden burada ne yapıldığını anlamak mümkün değil. Mesela burada bir soru sormuş demiş ki Sadece karbon ve hidrojen içeren bir organik bileşik e, bileşiğin kütlece %80'i karbondur. Kendisini 100 gram kabul ettiğimizde %80'i neymiş karbonmuş. Dolayısıyla %20'si de ne olacaktır? Hidrojen olacaktır. Bu bileşiğin basit formülü nedir diye sormuş bize. Karbonun mol kütlesinin 12 olduğunu, hidrojenin de mol kütlesinin 1 olduğunu vermiş. Ne yapacaktık? İlk önce bileşiği 100 gram kabul edecektik. Kabul ettim Bileşim 100 gram. İçindeki karbon kaç gram? 80 gram kabul ettim. İçindeki hidrojeni kaç gram kabul ettim? %20'si hidrojen olduğu için içindeki hidrojeni 20 gram kabul ettim. Şimdi mol sayısı hesaplayacağım. Mol sayısı nasıl hesaplanır? M bölü MA ile hesaplanır. Yani kütleleri kabul ettiğim kütleleri MA'sına böleceğim. Mesela karbon için mol sayısını nasıl bulurum? 80 kütlesini kabul ettim. 12'ye yani MA'sına bölüyorum. 80'i 12'ye böldüm. Geldim bir de hidrojen vardı. Hidrojeni de 20 kabul etmiştim. 20 gram kabul etmiştim. M asına böleceğim. Yani 1'e böleceğim. Tamam. Böldüm. Ne buldum? Hoppala kesirli bir sayı buldum. Tam bir sayı bulamadım kıymetli gençler. 80 bölü 12 tam sayı çıkmadı. E, dolayısıyla benim bunları öncelikle tam sayıya çevirmem lazım. Tamam şu tam sayı ama bu tam sayı değil. Tam sayıya çevirmem lazım. Düşünün eğer ben 80 bölü 12'yi 12 ile çarparsam 12'ler birbirini yok eder ve burada 80 kalır kıymetli gençler. Ama tabii bunu 12 ile çarparsam bunu da 12 ile çarpmam gerekir. Bunu unutmayacağız. Yani her ikisini e, tam sayıya çevirmek için her ikisini aynı sayıyla çarpmam lazım. Bunu çarptığım sayıyla bunu da çarpmam lazım ki bileşikteki oranları bozmamam lazım. İkisini de aynı sayıyla genişleteceğim. Ya da ikisini de aynı sayıyla sadeleştireceğim ki bileşikteki oranlar bozulmasın. Tamam. Hemen yapıyorum. Ee, karbonun mol sayısı 80 bölü 12 bulmuştuk. 12 ile genişletiyorum. 12'ler götürdü. Karbonun mol sayısını 80 buldum. Hidrojeni 20 bulmuştum. 20 bölü 1 bulmuştum. Bunu 12 ile çarptığım için bunu da 12 ile çarpıyorum. Genişletiyorum. Ee, ne buldum bu sefer? 240 buldum. Demek ki bunun mol sayısının 80 olduğu yerde, bunun mol sayısı 240 olacakmış. O zaman bileşimi yazıyorum. Karbon 80 Hidrojen 240. Hoppala bu ne geniş bir sayı oldu. Benden basit formül istemişti. Dolayısıyla bu sayıları sadeleştirerek en basit sayıyı en sade halini bulmam gerekiyor. Bakıyorum 80 80'e bölünür. 240 da 80'e bölünür. Her ikisini 80'e böldüm. 80'i 80'e böldüm. 1 buldum. 240'ı 80'e böldüm. Ne buldum? 3 buldum kıymetli gençler. O zaman benim bu bileşikteki basit formülüm CH3'tür. Evet ch 3'tür. Bu en sade hali değildir. En sade halini bulmak için ikisinin de ortak böleni nedir diye baktım. Bunun da 80'e bölünebildiğini, bunun da 80'e bölünebildiğini gördüm. Her ikisini 80'e böldüğüm zaman CH3 rakamına ulaştım. CH3 formülüne ulaştım. CH3 de daha fazla sadeleştirilemediği için burada bize verilen molekülün basit formülünün CH3 olması gerektiğine karar verdim. Kıymetli gençler. Gene bir soru daha çözelim bunların iyice pekişsin diye. Karbon, hidrojen ve oksijen içeren bir organik bileşiğin 24 gram karbon içerdiğinde 4 gram hidrojen ve 32 gram da oksijen içerdiği biliniyor. Yani içindeki karbon 24 gramsa eğer içindeki hidrojen 4 grammış içindeki oksijen de 32 grammış. Bu bileşiğin basit formülü nedir diye soruyor. Karbonun 12, hidrojenin 1, oksijenin 16 olduğunu vermiş. Ne yapacaktık kıymetli gençler? Herkesi kendi e, mol kütlesine bölerek mol sayısına çevirmeye çalışacaktık. Karbonumuz burada 24 grammış. Hidrojenimiz 4 grammış. Oksijenimiz 32 grammış. Herkesi kendi emasına bölerim. Dolayısıyla karbonun eması olduğu için 24'ü 12'ye bölerek mol sayısı bulacağım. 4'ü hidrojenin eması 1 olduğu için 1'e bölerek bulacağım. 32'yi de oksijenin eması 16 olduğu için 16'ya bölerek mol sayılarını bulacağım. 24'ü 12'ye bu öldüğüm karbonun 2 mol olduğunu ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. 4'ü 1'e böldüm. Hidrojenin 4 mol olduğunu bulmuş oldum. 32'yi de 16'ya böldüm. Oksijenin de 2 mol olduğunu bulmuş oldum. O zaman benim bileşim ne olacaktır? C2, 2 mol bulduğum için 2. H4, O2 olacaktır. C2, H4, O2 olacaktır. Peki bu en sade hal mi? Hayır kıymetli gençler. Bakın bu en sade hal değil. Bu da ikiye bölünür. Bu da ikiye bölünür. Bu da ikiye bölünür. Basit formül için en sade halini bulmam gerekiyordu. O zaman hepsini ikiye böleyim. İkiye böldüm. Bunu bir tane buldum. İkiye böldüm. Bunu iki tane buldum. 4'ü ikiye bölünce iki buldum. 2'yi ikiye böldüm. Bir buldum. O zaman bu bileşimin en sade hali yani basit formülü ne olacaktır? CH2O olacaktır kıymetli gençler. Tamam basit formülü bu şekilde yaptık. Tekrar söylüyorum. Ee, eğer ki elementlerin gramları verilmişse o elementlerin gramlarını emalarına bölerek mol sayılarını bulurum sonra da o mol sayılarını en sade hali verecek şekilde ne yaparım düzenlerim kıymetli gençler getirip e, elementlerin altlarına yazarım en sade hali verecek şekilde de düzenlerim kıymetli gençler kütlece yüzde derişim verilmişse gene bileşiği 100 kabul ederim yüzde derişimleri emalara bölerim bu sefer herkesin gene mol sayısını bulup e, en sade haliyle bileşim formülünü kurmaya çalışırım. Tabi basit formül bu şekilde bir de ne var molekül formülü var. Molekül formülü ne demektir? Molekül formülü bir kere gerçek formül demektir. Yani bir bileşiğin molekül formülü onun gerçek formülüdür. Basit formül bir bileşiğin sadeleştirilmiş formülü olduğu için gerçekteki formülü olmayabilir. Bazen basit formül bazen gerçek formül oluyor. Ama bazen gerçek formül olmayabiliyor. Sadeleştirilmiş hali olabiliyor. O yüzden basit formülü bazen gerçek formülü vermeyebilir. Örneğin N2O5'in bu formülü, bu görmüş olduğumuz formülü hem basit bir formüldür, daha fazla sadeleştirilemiyor, hem de bunun gerçek formülüdür. Ancak CH3'e baktığımız zaman CH3 evet basit bir formüldür ama e, tabiatta böyle bir bileşik var mı, böyle bir molekül var mı serbest halde? Hayır, bu mesela C2H6'nın basit formülü olabilir dolayısıyla gerçek formülü bu, basit formülü bu. Yani her basit formülü gerçek formül olarak kabul edilemez. Basit formülü bu şekilde olup gerçek formülü daha farklı bir sayılar olabilir, daha farklı sayılarla çarpılmış hali olabilir. bunu hiçbir zaman unutmayacağız. O zaman bir bileşikteki atomları gerçek sayılarıyla yani sadeleştirilmemiş gerçek sayılar sadeleştirme yapılmamış. Bir atomları gerçek sayılarıyla gösteren formüle biz molekül formülü adını veriyoruz. Demek ki en sade hali ise basit formül diyoruz. Ee, yok en sade hali değil de gerçekteki hali ise o zaman ne diyoruz molekül formülü adını veriyoruz. Tabi basit formül bazen gerçek formülü olabiliyor. Bazen gerçek formülü olmayabiliyor. Buna da dikkat edeceğiz. Mesela şuraya bakalım. Basit formül CH, CH, CH. Bakın bu CH gerçekte neymiş? Mesela gerçekte C6H6 yani benzen olabilir bu. Gerçekte C2H2 yani asetilen olabilir bu. Gerçekte C4H4 de olabilir bu. Yani basit formülü bu ama gerçek formülü gördüğü gibi, görüldüğü gibi ya da molekül formülü görüldüğü gibi çok daha farklı olabilir kıymetli gençler. Bir bileşiğin eğer ki eması yani molekül kütlesi biliniyorsa gerçek sayıların bulunduğu molekül formüldeki kütlesi bununla aynıdır. Yani molekül kütlesi dediğimiz şey aslında molekül formülünden elde edilen kütledir kıymetli gençler. Bir bileşin eması yani molekül kütlesi gerçek sayıların kullanıldığı molekül formülündeki kütlesidir kıymetli gençler. Yani basit formüldeki kütle molekül kütlesi değildir. Molekül formülündeki gerçek formülündeki kütle onun molekül kütlesidir kıymetli gençler. Mesela şuraya baktığımız zaman C6H6 benzendir dedik. c 6 h da ne var? 6 tane karbon var. Karbonun da molekül ağırlığı 12 olduğu için 6 tane karbon 12 çarpı 6 yapar. Hidrojenin de 1'dir eması. 6 tane hidrojen olduğu için 6 çarpı 1 yapar. E, dolayısıyla 72 ile 6'yı toplarsam bunun C6H6'nın yani benzenin molekül kütlesi nedir? 78 gram bölü moldür. Molekül kütlesidir bu. Nereden elde edilir molekül kütlesi? Gerçek formülünden yani molekül formülünden elde edilir. Bunun basit haline baktığımız zaman basit formülüne baktığımız zaman CH'dir. CH'a e baktığımız zaman da bir tane karbon bir tane yani 12 ile 1'in toplamıdır bu molekül kütleleri alındığında atom kütleleri alındığında pardon e, dolayısıyla 13 yapacaktır ama 13 benzenin mol kütlesi değildir molekül kütlesi değildir yani 13 ma'ya eşit değildir benzenin basit formülü budur ancak basit formülden elde edilen kütle molekül kütlesi değildir benzenin benzenin biz molekül kütlesini bulmak istiyorsak molekül formülünü kullanmalıyız. Yani gerçek formülünü kullanmalıyız kıymetli gençler. Ancak burada dikkatimizi çeken bir şey var. Basit formülü 13 bulduk. Molekül formülünü yani gerçek formülünden 78 bulduk. İkisi arasında bir ilişki var. Çünkü 78 13'ün katıdır. 78 13'ün 6 katıdır. Yani basit formülü bir n sayısıyla çarptığımızda molekül formülünü ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz kıymetli gençler. O zaman şöyle diyoruz. Molekül formülünün kütlesi basit formülün kütlesinin bir n kat sayısıyla çarpımıdır diyoruz. Molekül formülünün kütlesi yani ma'sı molekül kütlesi basit formülün belli bir sayıyla çarpımıdır. Belli bir sayıdaki katıdır. Yani ma molekül kütlesi eşittir. Basit formülün kütlesini bulup n kat sayısıyla çarpmaktır. n sayısı nedir? n sayısı da kıymetli gençler basit formülün kütlesini buraya atarsam Gerçek kütleyi gerçek kütleyi basit formüldeki kütleye bölersek molekül kütlesini yani basit formülden elde edilen kütleye bölersek en kat sayısını ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Notumuz şöyle diyor bize basit formül ve molekül kütlesi yani ema eğer biliniyorsa en katsayısı sayısı bulunabilir. Basit formül N ile çarpılarak da biraz önce gösterdik. Gerçek kütle ne yapılabilir? bulunabilir ya da gerçek formül bulunabilir. Formülümüzü şuradan tekrar edelim. Eğer ki molekül formülünün kütlesini biliyorsak molekül formülünün kütlesi basit formülün kütlesinin en kat sayısıyla çarpılmasıdır. En kat sayısını bulmak istiyorsak eğer molekül formülünün kütlesini basit formülün kütlesine böleriz bu tarafa geçirip. En kat sayısı nedir? Şudur basit formül biliniyorsa biz o basit formülü n ile genişlettiğimiz zaman n sayısıyla genişlettiğimiz zaman molekül formülünü ne yapmış oluyoruz? Gerçek formülünü bulmuş oluyoruz. Bunu da gene sorularla pekiştirmeye çalışalım kıymetli gençler. Sorumuz diyor ki molekül kütlesi 60 gram bölü mol olan bir bileşiğin basit formülü c 2 odur Bu bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Ve CH2O'nun ağırlığı içinde 30 gram bölü mol vermiş bize kıymetli gençler. Biraz önce biz bir formül söyledik. Ne söyledik? Dedi ki molekül kütlesi gerçekteki kütlesidir. Molekül formülünden elde edilen kütle gerçek kütledir. Dolayısıyla gerçek kütlenin olduğu yere molekül formülün kütlesini yerine 60 yazıyorum. E, basit halinin kütlesi ne? 30. O zaman geliyorum basit formülün kütlesine 30 yazıyorum. Basit formülün kütlesini n ile çarptığımda molekül formülün kütlesi elde ediliyordu. Buradan n'i ne bulurum? 60'ı 30'a bölerek 2 bulurum. Yani bu demek oluyor ki şuradaki basit formülü 2 ile çarparsan eğer gerçekteki formülünü bulmuş olursun. Yani molekül formülünü bulmuş olursun. n'in 2 olduğunu bulduk kıymetli gençler. Dolayısıyla CH2O'yu 2 ile çarparsam yani buradaki bütün elementleri 2 ile çarparsam gerçek formülünü ne yapmış olurum? Bulmuş olurum çarpıyorum. Karbon 1'di 2 ile çarptım oldu C2. Hidrojen 2 taneydi 2 ile çarptım oldu 4. Oksijen 1 taneydi 2 ile çarptım oldu 2. Dolayısıyla C2H4O2 oldu. Gelin bakalım yukarıda C2H4O2 olan kim var? C2O var. Hayır. şuna bakalım. Bu nedir? Basitine C6H12O6. Hayır uymuyor. 6 karbon var. Bunda 8 karbon var bunda 5 karbon var uymuyor. 2 karbonlu olan çünkü bu gerçek formül olduğu için 2 karbonlu olanı bulmalıyım. Evet 2 karbonlu olan bu. Bunu da düzenlediğim zaman zaten C'nin 2 tane H'ın 3 burada bir de burada 4 tane O'nun da 2 tane olduğu C2H4O2'nin bu olduğu gözüküyor. O zaman nedir cevabımız B şıkkıdır kıymetli gençler. Tekrar söylüyorum molekül formülünden elde edilen gerçek kütle eşittir. Basit formülün kütlesiyle en kat sayısının çarpılmasıdır. Buradan en kat sayısını bulursak şayet bize verilen basit formülün bütün elementlerini bu en sayısıyla çarparız. O zaman da gerçek formülünü bulmuş oluruz. Hemen şuradan geçelim. En sayısı bulunup basit formül n ile çarpılırsa gerçek formül yani molekül formül bulunmuş olur. Bir organik bileşiğin 52 gramında 4 gram hidrojen vardır. Geri kalanı da karbondur. Mol kütlesi 26 gram bölü mol olan molekül kütlesi daha doğrusu 26 gram bölü mol olan bu bileşiğin basit formülü nedir diye sormuş soruda bize karbonu 12 hidrojeni 1 olarak vermiş. Bu bileşiğin eması yani molekül kütlesi neymiş? 26 ymiş. O zaman 26 gramın ne kadarı hidrojen? Bunu bulmaya çalışalım kıymetli gençler. 52'de 4 gram hidrojen var demiş. 52 gramda 4 gram hidrojen var demiş. 52'de 4 gram hidrojen varsa 26'da yani 1 molünde kısacası ne kadar vardır diye soruyorum. Ve buradan x'in bunun yarısı kadar olduğunu yani 2 gram hidrojen içerdiğini buluyorum. Demek ki benim Bileşim 26 gram. Çünkü mol kütlesi böyle bileşim. Bileşim 26 gram. içinde 2 gram hidrojen var. Geri kalan da karbonmuş. Bu durumda 26'dan 2'ye çıkarırım. 24 gram da ne olmuş olur? Karbon olmuş olur. Dolayısıyla 2 gram hidrojen var. 24 gram da karbon var. Şimdi ben ne yapacağım? Bunları karbonu karbonun emasına yani mol kütlesine hidrojeni de hidrojenin mol kütlesine böleceğim ve mol sayılarını bulacağım kıymetli gençler. Dolayısıyla hidrojenin mol sayısını bulmak için hidrojenin kütlesini hidrojenin emasına bölerim. Yani birdir hidrojenin e, atom ağırlığı. Atom ağırlığına bölerim. 2'yi bire böldüğüm zaman bunun iki mol olduğunu buluyorum. Karbonun mol sayısını bulmak için de karbonun buradan bulduğum kütlesini 24'ü karbonun atom ağırlığına bölüyorum. Karbonun atom ağırlığı 12 olduğu için 24 bölü 12'den 2 buldum. Demek ki hidrojen iki taneyken Karbonda iki tane olmalıymış. O zaman bu bileşiğin formülü nedir? Gerçek formülü C2H2'dir kıymetli gençler. Ama burada bana ne sormuş? Basit formülü sormuş. Gerçek formülü sormuş. Bunların ikisi de 2 ile sadeleştirilebilir. Dolayısıyla 2 ile sadeleştirirsem CH'ı elde etmiş olurum. Basit formülü ne olacaktır? CH olacaktır. A şıkkı olacaktır kıymetli gençler. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim şöyle. Son sorumuz olsun bu da bu konuyla ilgili. Diyor ki bir bileşimiz var karbon, hidrojen, oksijen içeriyor. Bu bileşiğin 11,5 gramını yakıyorum. Yaktığımda 0,5 mol karbondioksit ve 0,75 mol de su oluşuyor. Bu, bileş, bu bilgilere göre bu bileşiğin basit formülü nedir? Evet karşınıza çıkabilecek bir soru. Evet AYT'de çıkabilecek bir soru. Oldukça da zor bir soru. Çıkabilecek en zor sorulardan bir tanesi diyebilirim kıymetli gençler. Hemen geliyorum. Benim bileşim neymiş? CX bilmiyorum kaç tane. HY bilmiyorum kaç tane. O da Z tane. Bilmiyorum kaç tane. Oksijenle yakılır. Organik bileşikler oksijenle yakıldığı zaman sadece karbondioksit ve su oluşur. Ne oluşuyormuş? Bundan 11,5 gram yakıldığında bundan 0,5 mol bundan da 0,75 mol oluşuyormuş. Sonra da bunlar zaten verilmiş kıymetli gençler. Şimdi geliyorum Buradaki karbonlar kimden gelecek? Şuradaki karbondan gelecekler. Dolayısıyla açığa çıkan 0,5 mol karbon varsa, şayet karbondioksit varsa içinde de birebir yani bir karbondioksitte bir tane karbon var. Dolayısıyla bunun içerisinde 0,5 mol karbon vardır. Burası 0,5 mol karbon içerir. O zaman bu demek oluyor ki 11,5 gramda yani gelen bu karbonlar bundan çıktılar. Demek ki 11,5 gramın içerisinde 0,5 mol ne var? Karbon var. Peki 0,5 mol karbonun ağırlığı nedir? Bunu hesaplamam lazım. Kütlesi nedir? Bunu hesaplamam lazım. Karbonun kütlesini hesaplayabilmek için mol sayısıyla emasını ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. Çünkü n eşittir. n bölü ema formülüm var. Emi bulmak için n ema'yı çarpmak gerekiyor. Dolayısıyla 0,5 mol eması nedir karbonun? Yukarıda verilmiş 12'dir mol kütlesi karbonun. 0,5 ile 12'yi çarparsam 6 gram. Demek ki bu 11,5 gramın 6 gramı ne olmuş oluyor kıymetli gençler? 6 gramı karbon olmuş oluyor. Geldim Aynı şeyi hidrojen için yapmaya çalışacağım. Oluşan su ne kadarmış? 0,75 molmuş. Su eğer 0,75 molsa her suyun içerisinde 2 tane hidrojen var. Bakın su 1 mol olduğunda içindeki hidrojen 2 mol oluyor. Şuradan gördüğümüz gibi. Dolayısıyla su 0,75 mol olursa eğer İçindeki hidrojen onun iki katı olacağı için 0.75 0.75 daha içindeki hidrojen 1.5 mol olacaktır. Demek ki 1.5 mol hidrojen açığa çıkıyor. Nereden geldi o hidrojenler? Girenlerden geldi. Girenlerde de bir tek burada hidrojen var. Dolayısıyla buradan 1.5 mol hidrojen gelmiş. Yani 11.5 gramın içerisinde 1,5 mol hidrojen var anlamına gelir. O zaman 1,5 mol hidrojeni grama çevirelim. Gene n çarpı ma yaparım. Hidrojenin eması 1 olduğu için mol sayısı 1,5 olduğu için 1,5 çarpı 1'den 1,5 gram yapar. O zaman bu 11,5 gramın 1,5 gramı kıymetli gençler hidrojendir. 6 gram karbon. 1,5 gram hidrojen etti 7,5 gram. 11,5'dan 7,5'ü çıkaracak olursam şayet 4 gramının da oksijen olduğunu bulmuş olurum. Burada 4 gramda ne var? Oksijen var. O zaman geldim. 6 gram karbon olduğunu buldum. 1,5 gramının hidrojen olduğunu buldum. Karbonla hidrojeni topladım. 7,5 gram yaptılar. 11,5'dan 7,5 gramı çıkardım. 4 buldum. 4 gramında kim olduğunu? Oksijen olduğunu buldum. Şimdi herkesin gramını biliyorum. Bu gramları mol sayısına ne yapabilirim? Çevirebilirim kıymetli gençler. Herkesin gramı bilindiğine göre bunları emalara bölerek mol sayısına çevireceğim ve birer kat sayı bulmaya çalışacağım. Geliyorum. Karbonun gramı 6 gram. Mol kütlesi 12. 6 bölü 12'den 0,5 mol olduğunu bulurum. Hidrojen 1,5 gram. 1,5 bölü 1'den 1,5 mol olduğunu bulurum. Oksijen 4 gram bulduk biraz önce. 4'ü 16'ya oksijenin emasına bölerim. Çünkü M bölü ema mol sayısını verir. 4 bölü 16'dan bunu da 0,25 mol olduğunu bulurum. Bakın herkesin mol sayısını ne yaptım kıymetli gençler buldum. O zaman artık formülü yazabilirim. C05 H1,5 bak 0,5 mol 1,5 mol O 0,25 mol. Hiç böyle bir molekül olur mu? Olmaz değil mi kıymetli gençler? Ne yapmam gerekiyor? Bunları basit formüle dönüştürebilmek için e, tam sayıya çevirmem gerekiyor ve o tam sayıları da en sade halini yazmam gerekiyor. Tam sayıya çevirmek için 1 ile çarpsam şunu 1 ile 1 e, ile çarpsam olmaz. 2 ile çarpsam bu 1'e dönüşür. Bu 3'e dönüşür. Bak tam sayıya dönüşürler 2 ile çarpsam. Bunu 2 ile çarpsam 0,5 oluyor. Bu gene tam sayıya dönüşmemiş oluyor. Dolayısıyla öncelikle şunu tam sayıya çevirmeye bakmalıyım. 4 ile çarpsam ben bu bileşiği, 4 ile genişletsem bu bileşiği. Herkes tam sayı olmuş olur 4 ile genişletirsem eğer kıymetli gençler. Dolayısıyla bu bileşiği ne yapıyorum? 4 ile hepsini çarpacak şekilde çarpıyorum. 4 ile çarptım. 0,5 4 ile çarptığımda 2 oldu. E, bu 1,5'tu. 4 ile çarptığımda hepsini çarpmam gerekiyor oranlar değişmesin diye. 6 oldu. Bunu 4 ile çarptığımda 0.25 4 ile çarptığımda 1 oldu. Bakıyorum en sade hal mi? Evet en sade hal. Çünkü biri daha fazla küçültemem. C2H6O. Demek ki benim bu bileşimin basit formülü C2H6O'ymuş. Şimdi bak ne yaptım? Karbonun mol sayısından yola çıkarak karbonun gramını buldum. E, suyun sudaki hidrojenin mol sayısından yola çıkarak hidrojenin gramını buldum. Bunları toplayıp çıkararak e, oksijenin gramını buldum. Herkesin bulunduğu gramını neye bölüyorum kıymetli gençler? Kendi EM'asına bölüyorum. Kendi atom kütlesine bölüyorum. Böylece mol sayılarını buluyorum. Ama bulduğum mol sayılar oranları veriyor bana. Bunları tam sayıya çevirmem gerekiyor. Tam sayıya çevirdiğimde de basit formülü bulmuş oluyorum. O zaman gelip yukarıdaki şıklara bakarsam C2H6O hangisinde var diye kıymetli gençler şöyle ekranı alalım. C2H6O A şıkkıymış zaten. Şöyle A şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Şu şekilde çözümü durdurarak bakmak isterseniz tekrardan şu şekilde vermiş olalım. Tamam bu kadar anlatacaklarım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.